Merhaba arkadaşlar. Soruya baktığımızda yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya bir cins molekülden oluşmuştur? Baktığımızda hava bir karışımdır. Karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden oluşur arkadaşlar. Civa ise bir elementtir ve aynı cins atomlardan oluşmuştur. Su ise bir bileşiktir ve aynı cins moleküllerden oluşmuştur. Bize aynı cins atom veya molekülden oluştuğunu sorduğu için 2 ve 3 doğru cevap. Yani E seçeneği olacaktır. Bir bileşiğin yalnızca molekül formülüne bakılarak yukarıdakilerden hangileri belirlenebilir? Arkadaşlar fiziksel hali demiş. Örneğin H2O'ya baktık. H2O'nun fiziksel halini sıvı mı, katı mı, gaz mı olduğunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Ne olması lazım? Yanında küçük bir indisle belirlenmesi lazım. Dolayısıyla belirlenemez. Elementlerin sayıca oranı belirlenebilir. Birleşiğe baktığımızda iki tane hidrojen var. Bir tane oksijen var. Dolayısıyla elementlerin sayıca oranını birleşiğin molekül formülüne bakarak bilebiliriz. Elementlerin kütlece yüzdesi. Kütlece yüzdesini bilmemiz için mol kütleleri gerekli arkadaşlar. Eğer mol kütleleri verilmemişse birleşiklerin kütlece yüzdesini ne yapamayız? Bulamayız. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 2 yani B seçeneği olacaktır. Oda koşullarında katı halde bulunan X maddesi için şu bilgiler verilmiştir diyor. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığımız zaman atomik yapılı olduğunu söylüyor. Yani bir tane o zaman birden fazla olanları ne yapıyoruz arkadaşlar? Siliyoruz. Kimyasal aktifliği düşüktür diyor. Isı ve elektrik iletkenliği yüksektir. Bildiğiniz gibi metallerin ısı ve elektrik iletkenliği yüksektir. Üçü de metal olduğuna göre kimyasal aktifliği düşüklüğüne bakacağız. Metallerden Altın ve platin kimyasal aktifliği en düşük metallerdir. Eşiklerimizden birinde altın olduğuna göre cevabımız E seçeneği olacaktır. Element, bileşik ve karışım olduğu bilinen X, Y, Z maddeleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X, Y, Z'nin arkadaşlar bir tanesi element, bir tanesi bileşik, bir tanesi karışım olduğunu soruda bize söylemiş. Baktığım zaman X fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamıyor diyor. O zaman X mutlaka ne olmak zorunda? Element olmak zorunda. X ve Y'nin karışımından Z elde ediliyor diyor. O zaman Z de nedir arkadaşlar? Bir karışımdır. Z 3 farklı cins atom içeriyor. Z'nin üç farklı cins atom içerebilmesi için Y'nin de iki farklı cins atom içermesi gerekir. Hocam nasıl anladık? Çünkü X tek e, tür atom içereceği için iki tanesi de Y'den gelecek. Böylece Z'nin 3 farklı cins atom içerdiğini bulacağız. Birinci öncülde diyor ki X ve Y element Z karışımdır. Hayır sadece X elementtir. Y 2 farklı cins atom içerir. Y'nin 2 farklı cins atom içerdiğini zaten söyledik. Z'nin oluşumunda X ve Y özelliğini kaybeder. Arkadaşlar Z karışımdır. Karışımı oluşturan bileşikler kendi özelliklerini ne yapmazlar? Kaybetmezler. Dolayısıyla 3. öncülümüzde de yanlıştır. Cevabımız yalnız iki. yani B seçeneği olacaktır. Soruya baktığımızda aşağıda verilen madde örneklerinin hangisinin karşısında verilen özellik yanlıştır demiş. Bakır katısı bildiğiniz gibi bakır bir metaldir. Katı ve sıvı halde elektriği iletir. Metan gazı bileşenleri arasında sabit kütle oranı vardır. Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran vardır arkadaşlar. Buna da sabit oranlar yasası demiştik. Bu da doğru. Lehim katısı metal alaşımlarından oluşmuştur lehim. Farklı cins atom içerir. Farklı metaller olduğu için farklı atomlar içerir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hidrojen gazı tek cins molekül içerir. Tek cins olmasının sebebi sadece hidrojenin bulunması. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğrudur. H2O sıvısı bileşenlerin özelliğini taşır. H2O'yu oluşturan hidrojen ve oksijen tamamen H2O'dan bağımsızdır arkadaşlar. Birisi yanıcı birisi yakıcı. Su ise söndürücü bir maddedir. Dolayısıyla bileşenlerin özelliğini taşımaz. Cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz. Bir madde aşağıdaki özelliklerden hangisine sahipse element değildir diyor. Yine kolay bir soru arkadaşlar ancak dikkat gerektiriyor. Belirli bir sembolün olması element olması için yeterlidir. Çünkü elementler sembol ile gösterilir tek cins atomlardan oluşması da yine element olması için yeterlidir. Kimyasal yolla birleşenlerini ayrışabilmesi. Elementler kimyasal yollarla birleşenlerini ayrışamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu özelliğe sahip madde element değildir diyoruz. Diğer şıklara da bakalım. Tek cins atomlardan oluşan moleküllerden meydana gelmesi. Tek cins atomlardan oluşan molekül mesela H2, O3 gibi arkadaşlar. Proton sayıları aynı olan atomlardan oluşması. Bu da eee izotop atomlardan bahsediyor. Yine bu da element olması için yeterlidir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem bileşikler hem de karışımlar için her zaman doğrudur? Homojen yapıdadırlar. Ya bileşikler her zaman homojen yapıdadır ancak karışımlar homojen olmayabilir. Mesela salata arkadaşlar. Tek cins molekül içerirler. Bileşikler tek cins moleküller içerir ancak karışımlar birden fazla cins molekül içerebilir. Fiziksel yolla bileşenlerine ayrılırlar. Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılır. Ancak bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır. Farklı cins atom içerirler. Hem bileşikler hem de karışımlar farklı cins atom içerirler arkadaşlar. Bu her ikisi için ortaktır. Farklı cins molekül içerirler. Bu karışımlar için geçerlidir. Bileşikler için geçerli değildir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki element, molekül ve karışım sınıflandırmaları ile ilgili örnekler verilmiştir. Bu üç grubun hangilerinde verilen örnekler doğrudur? Birinci öncülümüze baktığımızda element demiş. Helyum, oksijen ve civa. Arkadaşlar bildiğiniz gibi elementler sembollerle gösterilir ve bir tane büyük harfe sahip olur. Dikkat ederseniz birinci öncüde hepsi bir tane büyük harfe sahip. Molekül dediğimiz zaman birden fazla olması gerekir. Baktığım zaman hidrojenden iki tane, kükürt trioksit birden fazla ve hidrojen klorür de yine birden fazla ametal atomlarından oluşmuş dolayısıyla bunlar moleküldür. Karışım dediği zaman, sodyum klorürün sulu çözeltisi yani tuzlu su, tuz ve su farklı moleküller, hava birden fazla farklı maddeler içerir. Sis kümesi de yine birden fazla madde içerdiği için bunlar karışıma örnektir. Doğru cevap hepsi yani 1 2 3 E seçeneği olacaktır diyoruz. Elementler bileşik haline geçerken yukarıdakilerden hangileri aynı kalır? Kimyasal özellikleri. Elementler bileşiklere dönüştüğünde kimyasal özelliklerini kaybederler arkadaşlar. Dolayısıyla aynı kalmaz. Atomundaki proton sayısı yani çekirdeğindeki artı yüklü tanecikler bu bileşik oluştururken de değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla aynı kalır. Fiziksel özellikler de yine bileşiği oluşturunca değişeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sadece iki e, bileşik haline geçerken aynı kalır elementlerde. Dolayısıyla cevabımız bursa seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda x, y ve z maddelerinin sabit basınçtaki bazı özellikleri madde için doğru ise artı, yanlış ise eksi ile gösterilmiştir. Tablodaki bilgilere göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlik belirten ifadelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki X bir bileşiktir. Bileşik olabilmesi için homojen olması gereklidir. Farklı cins atom içermesi gereklidir. Farklı cins molekül içermesi gerekmez arkadaşlar. Peki hocam bu kesinlikle bileşik diyebilir miyiz? Arkadaşlar homojenlik ve farklı cins atom içerme karışımlar için de geçerlidir. Dolayısıyla biz X'e direkt bileşik diyemeyiz. Y bir elementtir demiş. Baktığım zaman homojendir. Elementler homojendir. Farklı cins atom içermezler. Farklı cins moleküller de içermezler arkadaşlar. Dolayısıyla Y kesinlikle bir elementtir diyebiliriz. Z formülle gösterilir. Formülle gösterilebilmesi için Z'nin ne olması gerekir? Bileşik olması gerekir. Z'ye baktığımda farklı de molekül içeriyor. Farklı de atom içeriyor. Ve homojen. Dolayısıyla Z bir karışımdır diyebiliriz. Yani 3. öncülümüzde kesinlik belirtmez. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki B seçeneği olacaktır. X, Y ve Z gazlarından birinin element, birinin bileşik, birinin de karışım olduğu bilinmektedir. Bu gazlar sabit basınçta tamamen sıvılaşana kadar soğutulduğunda X'in elektriği ileten saf bir sıvıya. Hocam X elektriği ileten saf bir sıvıysa bu element midir? Birleşik midir? Yoksa karışım mıdır? Nasıl anlayacağız? Arkadaşlar birleşikler sıvı halde elektriği iletmez. Karışımın da e, saf olmadığına göre geriye ne kalıyor? Element kalıyor. X mutlaka elementtir. Y'nin birbirine karışmayan iki sıvıya. Birbirine karışmayan iki sıvı dediğine göre Y mutlaka karışım olmak zorunda. E geriye ne kaldı? Birleşik kaldı. O zaman Z'de birleşik olacaktır diyoruz. X'in element olduğuna göre HCl ve hava otomatikmen eleniyor. Y'nin birbirine karışmayan iki sıvıya demiş. O zaman heterojen bir karışım olacak. Homojen karışımları ne yapıyoruz? Siliyoruz. Alkol homojen bir karışım siliyorum. Zaten civayı biraz önce götürmüştüm burada. Amonyak da bir bileşiktir ve homojendir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Geriye sadece ispirto zeytinyağı kalıyor. Ve doğru cevap C çıkacaktır. Z bir birleşikti. Amonyak da bir bileşik olduğuna göre cevabımız C seçeneği olacaktır. oda koşullarındaki saf bir sıvı ile yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. Başlangıçtaki maddenin bileşik olduğunu kanıtlamak için yukarıdaki sonuçlardan hangileri tek başına yeterlidir? Yani biz bir madde bulacağız ve tek başına bu maddenin bileşik olduğunu kanıtlayacağız arkadaşlar. Birinci öncü de diyor ki içine potasyum metali atıldığında potasyum hidroksit ve hidrojen gazı oluşuyor. Yani bir maddemiz var. içine potasyum metali atıyoruz ve potasyum hidroksit artı hidrojen gazı oluşuyor. Bildiğiniz gibi potasyum aktif bir metaldir ve suya attığınız zaman arkadaşlar ne yapacak? Tepkimeye girecektir. Dolayısıyla buradaki X sudur aslında ve su da bir bileşiktir. Bu da X e, maddenin tek başına bileşik olduğunu kanıtlar. İçerisine atılan değişik nitrik asit ile tepkime veriyor. Şimdi nitrik asitle tepkime vermesi için bir baz olabilir, yani bir bileşik olabilir. Ancak nitrik asit Metallerle de tepkime verir. Yani bir elementle tepkime verebilir. Dolayısıyla bunun tek başına bileşik olduğunu kanıtlamaz. Eksi 25 derecede donuyor. Sabit bir sıcaklıkta donması sap bir madde olduğunu tespit eder. E bu maddemiz element veya bileşik olabilir. Ancak kesin bileşik olduğunu istediği için, kesin bileşik olmasını istediği için 3. öncülümüzde doğru kabul edemiyoruz. Dolayısıyla doğru cevap yalnız bir yani A seçeneği olacaktır.